çoğunluğu ele aldık. Kimsenin aklına gelmez. Ben niye yaptıkları anlamadım önce. Görevimizin 4. ayında oradaki çoğunluk sayımızı değiştirmek adına anlamsız bakanlıklardan temsilci atayarak 5 yeni üyeyle beraber İstanbul'un UKOM'esini ele geçirme hamlelerinin altında ne yaptığımızı anlayamadım. Zaman geçtikçe anlıyoruz. Yani bu kadar şeytanın aklına gelmeyecek şeyleri hesap eden bir akla sahip bir mekanizmayı biz çözemiyoruz. Yani ama yani bu saatten sonra şeytanın aklına dair de hesaplar yapmak zorunda olduğumuzda bu yetkilerden yani muhalefeti olan herkesin desteğe davet ediyorum. Gerçekten benim aklım almıyor. Ne yazık ki utanç verici şeyler yapıyorlar. Depremi afeti önemsiyor. Kentsel riskleri bu şehirde en aza indirmek için çalışıyoruz. Binaların risk değerlendirmesinin yapılması için stoğun yenilenmesi, güçlendirilmesi ve kentin yer bilimsel projelerini başlattık. Binaların dönüştürmek isteyip de bina yapım tarihinde, bu çok önemliydi benim için, göreve geldiğimde hızlıca çalıştırmaya başladığım, ki ilçe belediye başkanıyken de sıkıntısını çekmiştim, geçmişte imarlı, ruhsatlı, iskanlı binalarını tekrar yapabilmelerine imkan olmayan planlar geçerdik diye. Ben o planların geçerli olan o planların yerine eğer bir kişinin binası geçmişte imarlı, ruhsatlı, iskanlıysa tekrar o hakka sahip olmaları için 39 ilçede bir plan revizyonu sürecini hayata geçirdik ve bunu oy birliğiyle Büyükşehir Belediye Meclisi'ne geçirdik. Ve insanlarımız şimdi fotoğrafını gördüm, buradan Tayfun'u selamlıyorum sevgili kardeşlerim. Bir an önce Mecburi'nin tanıklarımızdan hukuksuzluğa karşısında mücadele edilmesi verirken o kardeşlerimiz için de İstanbul'a hizmet etmeye devam edecek. İstanbul'da 5.900 acil toplanma alanı, 197 transfer alanı belirledik. İstanbul'da 8 ilçede de açtıklarımızda 14'e çıkan kentsel dönüşüm ofislerimizde tam 18 bin kişinin sorunu çözdük. Hiçbir kamu kurumunun tek başına çözemeyeceği depreme hazırlık sorunu çözümü için ulusal bir seferberliğin şart olduğunu bakanlıkla tartıştık. Sistem önerimizi yaptık. İstanbul'a özel bir çalışmanın mutlaka yapılması gerektiğini, merkezi bir sistemle bunun olamayacağını, bütüncül bir işbirliği olacağını anlattık. Bu Millet İttifakı'nın ve Altılı Masa'nın saygıdeğer genel başkanım görevi geldiğimizde ilk yapmamız gereken işlerden biri olduğunu da altını çizeyim. İstanbul'da bu tehdidi yaşıyor. Size bir anketten bahsedeyim. 25 yaş altı gençlere ve ki burada 15 yaşa kadar inen anketlerimize çok enteresandır. Bu gençler bize deprem soruyor genel başkanım. İlk birinci sırada. Demek ki o korkuyu ve endişeyi derinden hissediyorlar. Yaşanmış insanlarımız için 8. 10. sırada 15-25 yaş grubunda gençlerimizin ilk sorularından birisi bu. Bu sorunu da biz çözeceğiz. Onların hayatlarını sağlamlaştıracağız. Birkaç başlıkta özellikle Kiptaş ve diğer kurumlarımızın çalışmasından bahsetmek istiyorum. Kiptaş tarihinde iki imza atarak 1400 tedavi bağımsız birimden oluşan Silivri 4. etap konutlarını tam 5 ay erken teslim ettik. Toplamda 3012 bağımsız birim içeren 7 kentsel dönüşüm ve sosyal konut projemizin temelini attık. Riskli yapıların dönüştürülmesini sağlayan İstanbul Yenileniyor platformunu hizmete koyduk. 38 ilçe, 114 bin bağımsız birim, 417 bin kişiyi ilgilendiren 4885 başvuru aldık. Ve mahalle mahalle dönüşüm yapacaksınız talimatımla arkadaşlarım şu anda semt semt mahalle mahalle şantiye kurup temel atmaya başladılar. Bunu büyüteceğiz.
güven sorunu yaşayan, gelecekle ilgili kaygı duyan, apartman da olsa 10 daire, 50 daire, 30 daire, 20 daire oralara kiptaş olarak gireceğiz. İnsanların o çürük yapılardan kurtaracağız. Değerli İstanbullular, tarımsal üretimin önemini kavramayan, üreticinin değerini bilmeyen kentleri ve ülkeleri çok zor günler bekliyor. Hele hele pahalı ambarı gibi olan Ukrayna ve Rusya savaşından sonra gördük ki bu çok daha önemli bir hale geldi. O bakımdan işbaşı yaptığımız andan itibaren tarımı stratejik alan ilan ettik ve harekete geçtik. Belediyemiz tarihinde ilk kez çiftçilere ve kooperatiflere sürdürülebilir destekler veriyoruz. Kadıköy ve Beşiktaş'ta üretici ve kooperatif pazarları açtık. Üreticileri tüketicilerle aracısını buluşturuyoruz. İki kooperatife bir yetiştirici birliğine ekipman destekleri verdik. Geçimini tarımdan sağlayan İstanbul'un üreticilere 8 milyon 600 bin sebze fidesi desteği verdik. Şu anda bu kapasiteyi 20 milyon fideye çıkartıyoruz yılda. İkinci seramızı bitirdik. Silivri'de daha büyük seraların yapımıyla ilgili şirketlerimizi devreye soktuk. Üreticilerimizi artan fiyatlara karşı desteklemek için silajlık mısır tohumu desteği verdik. İstanbul'da yağlı ayçiçeği ekilen alanların %40'ını tohum ihtiyacını hibe olarak karşıladık. Hayvancılığı desteklemek üzere 16 ilçe 137 mahallemizde küçükbaş hayvan yetiştiricilerimize, 12 ilçe ve 110 mahallede büyükbaş hayvan yetiştiricilerine de yem desteğimizi vermeye devam ediyoruz. 1200 balıkçının tekne, bakım malzemesi, koruyucu ekipmanını veriyoruz. Onları da yalnız bırakmıyoruz. Bizim için tarım çok önemli. Bunlarla biz İstanbul'un gıda ihtiyacını çözemeyeceğimizi biliyoruz. Ama buradan tarıma verilmesi gereken önemle ilgili mesaj veriyoruz. Toplumun vicdanında, toplumun yüreğinde o toprağın iyi işlenmesiyle ilgili belki üstü tozlanmışlı duyguları açığa çıkartıyoruz. Belediyemiz olarak aynı zamanda ciddi teknolojik yatırımlara da yol verdik. İstanbul Kartı dijitalleştirerek ulaşımda kare kod kullanımını kullanılır hale getirdik. Belediyemiz istirahatlerin çok kullanılan uygulamalarını İstanbul Senin adlı süper uygulamamızla birleştirdik. 300 bine yakın hemşerimiz bu uygulamayı indirdi. Bu salonda ve bizi izleyen vatandaşlarımız da henüz indirmemiş olanlarsa lütfen İstanbul Senin uygulamasını indirsinler. Çünkü oradan sadece kurumlarımızın hizmetlerini değil, oradan ben de İstanbul hemşerilerimle hem konuşuyor, hem dertleşiyor, hem de dertlerine çözüm buluyor olacağım.